...hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi Kalp o kadar çok şeyden etkileniyor ki... E, ...hani bunu biraz gördük. E, bir de bu kadar hastalık olmasının nedeni kalpte... ...biraz da dikkat etmememizin nedeni evet. değil mi? Yani bunlar genetikle açıklanacak şeyler değil fazla. Şimdi efendim hepsinin e, tabii önemi kendisine Hı -hı. göre mutlaka... Hani bir aracın motoru da var, lastiği de var. Yani hepsinin yürüyen aksamı var, duran aksamı var. Ama tabii hayatın dediğim gibi e, merkezinde Öyle ayağımız da ağrısa, dizimiz de kileştirilirse ızdırap, boyun fıtığı da olsa ızdırap ama kalp orayı daha farklı bir olay. Bütün dünyada ölümlerin en sık nedeni şu anda e, kalp damar hastalıkları. Ve çok ilginçtir e, Asuman Hanım. Bu mücadele giderek hem kullanılan ilaçlar konusunda gelişmeleri var, hem halkın bilinçlendirmesi konusunda gelişmeleri var. İşte basın, yayın, sizlerin yaptığınız hizmetler yoluyla bilinçlenme var. Fakat kalp hastalıkları önemini koruyor ve giderek de artıyor. Yani 2023 yılında şu anda %29-30 olan koroner arter hastalıklarından ölüm sıklığı 2023'te %40'ı geçeceği tahmin ediliyor. Bu kadar yoğun kalp sağlığı evet. üzerine konuşuyoruz da bir o kadar da geliyor. Bangır bangır ben daha geliyorum diyor. Yani sizi <laughs> soruyor yani evet. bizi. Çok ilginç hocam. Bunda şimdi yani... bazı nedenler var. Bir defa toplumun beslenme alışkanlıkları giderek değişiyor. Yani ilk insanlar ne yapıyor? Beslenmek için avcılık yapacak, yürüyecek, koşacak, edecek, avlanacak. Tuz oranı az. Şimdi ise daha durağan, daha sakin bir kat çıkarken bir asansör kullanan, iki kat inerken bile asansör kullanan, her yeri aracıyla gitme alışkanlığı olan çok Hocam hareket hareketsiziz etmeye. yani bu da o kadar çok önemli bir etken ki. Evet. Bu grup var. İkincisi beslenme alışkanlıklarımız. Ee, çok dikkat edilemiyor belki günlük hayatın akışı içerisinde. İşte fast food dediğimiz çeşitli katkı maddeleri içeren, tuz oranı yüksek, yağ oranları yüksek gıdalar. Bir diğer olay ee, küle artışı, obeste dediğimiz şişmanlık, bütün dünyada gelişmiş ülkelerde olmak üzere ki en çok orada görülüyor, çok ciddi bir sorun, İşte metabolik sendrom dediğimiz tansiyondur, şekerdir, işte gizli şekerdir, kolesterol yüksekliğidir, işte göbek çevresinin genişlemesi, bir takım ölçüleri var. Bunlardan işte en az üçünün bir arada olması, Türkiye'de 10 milyonun üstünde böyle bir grup var. Bir başka sebep de Bütün dünyada hastalıklarla mücadelede gerek ilaç olsun, gerek ameliyat da olsun başarı sağlandığı için, erken teşhis tedavi e, olanakları giderek düzeldiği için, imkanlar genişlediği için ortalama ömür yükseliyor efendim. Yani 65'te 70, 75, 80 ki Avrupa'da batı ülkelerine daha yüksek. Dolayısıyla e, yaşlı grup giderek artıyor Tabii yaşlı nüfus Artması da, Bu da burada ayrı bir artırıyor. sorunları tabii oluşturuyor. Yaşlı insanlarda yani gençlerde de böyle şeker oranı çok yani diyabet sıklığı artıyor. Örneğin 65 yaşın üstünde yüzde %20'lere kadar çıkıyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi